Ne kadar yanılmışım. Bir saniye. Ben duyacağımı duydum. Boşuna yorma kendini. Bak, ne duydun bilmiyorum ama. Ya önce annem, şimdi sıra babama mı geldi? Ya sen benim ailemden ne istiyorsun ya, ne istiyorsun? Yine dinlemeden mi karar vereceksin? O senin marifetin. Sakin olun. Evde olduğumuzu unutuyorsunuz ama. Kusura bakma, olanları bilmiyorsun. Bak Zehra, aslında Ömer'in yapmak istediği... Demir, lütfen bize izin verir misin? Tamam, çıkıyorum ben. Neden izin vermedin söylemesine? Ne saklıyorsunuz benden? Yanımızda birisi varken nasıl böyle konuşursun? Ya her şeyi biliyor zaten. Rol yapmama gerek var mı? Üstelik sen babamla ilgili planlar yaparken. Ben senin ailenden hiç kimseye zarar verecek bir şey yapmadım. Babasına yaptıklarımızdan asla haberi olmamalı. Burada olduğum sürece bir ailen olmayacak diyen sensin. Evet, söyledim. Ama bundan ailene zarar verebileceğimi nasıl çıkardın? Annemle ilgili bir açıklama yapmadın. Şimdi de babam. Ne düşünmemi bekliyorsun? Artık sana değil. Duyduklarıma inanıyorum. Zehra, biraz konuşabilir miyiz? Olanlarla bir ilgin yok, biliyorum Demir. Anlatmama izin verirsen. Dinliyorum. Annemi anlattı mı sana? Duydum. Neden gittiğini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ne söyledin? Hiçbir şey. Annesinin gidişiyle ilgili olduğunu mu düşünüyor? Evet. Evi terk etmek istedi. Peki kalması için nasıl ikna ettin? Ayşe'yi mutlu etmek senin elinde. Hatta belki... Ben değil. Ayşe. Ya anlamıyorum Leyla. Babamla ilgili konuşup bir de Zehra duymasın dedi üstüne basa basa. Sakin ol Zehra. Belki yanlış anlamışsındır. Belki düşündüğün gibi değildir. Ya babamla ilgili bir şey saklıyor diyorum Leyla. Aynı şeyi annemde de yaşadım. O zaman da sen karışma deyip durdu. Sonunda ne olduğunu biliyoruz zaten. Üzüntünden böyle davranıyorsun canım. Yine o Yener belası bulandırdı her şeyi. O karıştırdı kafanı. Hayır, bu sefer ondan duydum diyorum. O söyledi. Leyla, benim kapatmam lazım. Sonra ararım seni. Tamam canım ama lütfen biraz sakin ol, olur mu? Tamam. Babamı görmeliyim. Onun yanında olmam lazım. Başka bir şey bulamadım. Rahatsan sorun yok. Uykun kaçtı herhalde. Evet. Nedense öyle oldu. Bir çay yaparsın artık.
Efendim? Ömer Bey, ifade tutan ailemize ulaştım. Haberim var. Ne gerekiyorsa yapın lütfen. Yalnız küçük bir sorun var. Zanlısı sizin anlattığınızdan farklı bir ifade vermiş. Belli ki yalan ifadeyle alacağı cezadan kurtulmayı deneyecek. Ne demek kurtulmayı deneyecek? O adam benim eşimi... Yani beni öldürmeye kalktı. Bu işten nasıl sıyrılabilir? Buna engel olmak için bir an evvel görüşmemiz lazım. Tamam, hemen geliyorum. Eşinizle birlikte. Onunla da görüşmemiz gerekiyor. Tamam. Birlikte geliriz. Unutma. Ne benden ne de şirketten söz edeceksin, tamam mı? Tamam, merak etmeyin. Hallederim. Bizim içi konteynerlarında yatak dolap ihtiyacımız var. Baktıklarımızın ölçüsü tutmadı. Mecburen yaptırıyoruz. İstediğiniz ölçüde yaparız. Endişeniz olmasın. Efendim Demir. Alo Ömer. Şu atölye meselesi için aramıştım. İşçi konteynerleri için dolap siparişi verecektik. Ödemenin yarısı peşin olacak. Tamam Demir. Bak, bu iş tamamen sende. Sakın açık vermeyelim. Tamam, merak etme. Taşeron firma adına kesilecek fatura. Anlamaları imkansız. Alo? Zehra burada. Nerede? Atölyeye geldi. Babasının yanında. Tamam Demir, sağ ol. Dikkat et, görünme. Tamam. Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Beyefendi müşteri, ben siparişleri alayım, hemen geliyorum. Abi, nereye? Bugün evde değil misin sen? Canım, şirkete geçiyorum. Evden halledemediğim birkaç iş var da. Ben de Zehra'nın yanına gidim, odasında mı? Yok, Zehra çıktı. Akşam birlikte döneceğiz. Tamam, o zaman Nazım halledecek zaten. Odanızdaki eşyaları toparlayacak. Olur. Biz de Ökkeş abiyi bekliyoruz. Akşama doğru çıkarız herhalde. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz abi.